Günaydın. Cuma günü piyasalar artıda kapatmayı başardı. S&P tarafında henüz 1100-2100'lere gelmiş değiliz ama 200 günlük ortalamanın altına indikten sonra hızlı bir toparlanma yaşadığını gördük. Yine Nasdaq tarafına baktığımızda orada zaten 200 günlük ortalamanın üzerindeydik. Kuvvetli seyir devam ediyor. Dow Jones tarafına da baktığımızda benzer bir durum söz konusu. Bir tek daha önce de söylediğim gibi Russell tarafında biraz zayıflık var. Burada şu an için bence uygulanması gereken strateji long olmak için çok acele etmekten ziyade şuradaki tepenin aşılması durumunda tekrar piyasaya girmektir. Zaten o seviyelerde dirençlere geliyor. Dolayısıyla piyasayı iyi görmeme rağmen ve birinci çeyreğinde çok büyük bir ihtimalle kuvvetli bir rally ile geçeceğini düşünmeme rağmen alış için biraz kenarda duruyorum. Hem bundan sonra yaşanacak olanlara piyasanın tepkisi daha sert olacaktır. Likidite giderek azalacağı için hem de beklentilerin yavaş yavaş ortadan kalkacağı bir döneme giriyoruz. Yani önümüzdeki ay başında ECB toplantısı var, ardından non-farm payroll'lar var. Artık Fed tarafında gelecek olan karar, yani faiz artışı yönünde olmasından bahsediyoruz tabii. Böyle bir durum çok fazla sürpriz değil, hatta çok güvercin de gelecektir. Dolayısıyla çok fazla burada agresif bir şey kaçırıyoruz düşüncesi oluşmuyor bende ama elbette şurada gördüğümüz 2120'lerin aşılması durumu daha rahat bir şekilde piyasaya girebiliriz diye düşünüyorum. Bu hafta biraz kısa bir hafta olacak Amerika açısından baktığımızda. Thanksgiving söz konusu ama veri akışı açısından bugün yeni konut, ikinci el konut satışları gelecek ki biraz daha zayıf olmasını bekliyorum burada görünenden. 30'lu rakamlar olabilir. Aynı zamanda GDP'nin revizyonu söz konusu olacak. PCE tarafı, gelecek dayanıklı mal siparişleri gibi yine kritik bir veri söz konusu. Tüm bunlara baktığımızda piyasaya oynatabilecek veriler olduğunu görüyoruz. Kısa bir hafta olmasına rağmen. Asya tarafına, bu arada Fed toplantısından bahsedeyim. Bu bir FOMC toplantısı değil. Fed yönetim kurulu toplanıyor ve discount rate'leri tartışacak. Hafta sonu ve bu sabah attığım mailde detaylı olarak bu konuyu paylaştım. 8 bölge discount rate'in 0.75'ten 1'e çıkmasını istiyor. Bugün bu artışı yapabilir. Gerçi discount rate tarafından borçlanan pek bir banka yok. Zaten bu kadar yoğun bir, büyük bir rezerv varken, excess rezerv varken bunun çok manası da yok. Eğer ciddi anlamda stres altında bir banka değilseniz. Bunun 1'e çıkartılması Aralık ayı için çok daha niyet beyanının kuvvetli olması anlamına gelir. Çıkartılmaması da bir şey ifade etmez. Arttırmak istiyorlarsa bundan önceki dönemlerde 2007'den önce olduğu gibi Aralık toplantısında 2 faizi birden arttırırlar. Buradaki önemli olan şey şu. Makası açacaklar mı? Sadece makas sabit mi kalacak? Dolayısıyla sinyal etkisi önemli ama onun dışında fiziki olarak etkileyeceği bir durum şu an için söz konusu değil. Buradan Asya tarafına hemen bir bakalım. Asya tarafında da veri zayıf şu anda, ciddi bir veri akışı olmadığını görüyoruz. Zaten ona paralel olarak da sıfır civarında dolaşan borsalar söz konusu. Parite tarafına geçelim. Parite tarafında baskının devam ettiğini görüyoruz. Tabii hafta sonunda Brüksel'de olanlarda negatif gelişmeler, bunlar ufak tefek gelişmeler gibi gözükebilir ama çok zayıf büyüyen bir ekonomi açısından bakarsanız ciddi anlamda zorlayan gelişmeler. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ni veya Euro bölgesini resesyona götürebilecek gelişmelerden bahsediyoruz. O açıdan çok da küçümsememek lazım. Olur böyle şeyler de deyip geçiştirmemek lazım diye düşünüyorum. Şu an için baktığımızda görüyorsunuz hala bir tepki gelse bile 1.0850'lere kadar bu tepki sadece düşüş trendi içinde bir toparlanma olacak. Yavaş yavaş daha aşağıya doğru gidiyoruz. Geçtiğimiz günlerde daha uzun vadeli trendi de paylaşmıştım. Aslında çok konuşuluyor olmasına rağmen bir seviyesi gerçek anlamda önem taşıyan bir seviye değil. Aksine şuradan gelen şu trendi ve şuradaki ikinci trendi takip etmek durumundayız. Görüyorsunuz trende yaklaşmış vaziyette 1.05'ler civarında, 1.0550'ler civarındayız. Burasının kırılması durumunda ki çok uzakta değiliz. Önce
eski dibini, yani şurada gördüğümüz 1.0460'ları test edecektir. Zaten şu anda kısa vadede de diğer bir dibe çok yaklaşmış durumdayız. Yani 1.0460 ile 1.0550 arası önemli seviyeler. Burasının kırılması bizi doğrudan 1980'lerden gelen şurada gördüğümüz aşağı yukarı şimdi 1.01'lere gelmiş olan trend desteğinin test edilmesine neden olacak. 1.01-1.02 civarında oraya geldiğimizde daha hassas bakarız. Ama orasının da kırılmasıyla beraber uzun süredir söylediğim 80'li seviyelere hareket daha net olarak başlayacak ki bunu önümüzdeki sene herhalde artık görürüz diye düşünüyorum. Bu arada CFTC verilerine göre bakalım. Görüyorsunuz çok ciddi bir dolar long pozisyonu var, birikmiş durumda. Zirve seviyesi 380 bindi, şu anda 300 bine gelmiş durumdayız. Burada muhakkak ki son binenler işte parite 1.14'teyken yukarı gidecek artık, Euro'daki hareket dip oldu diyenler şimdi bire gelir düşüncesindeler. Dolayısıyla burada biraz son binenlerde var. Çok pozitif değil o nedenle. Yukarıya gidiyor olması elbette burada daha yolu var. Ama bir noktada kuvvetli bir short covering'e de neden olabilecek bir gelişme. Euro açısından bir bakalım. Az önce gösterdiğim genel dolar açısından görüntünün nasıl olduğuydu. Euro açısından bakarsak orada da şunu açalım. Görüyorsunuz Euro shortlar büyüyor. Henüz zirve seviyesine gelmiş değil ama oldukça yoğun bir Euro short pozisyon açılmış durumda tekrar. Bunların nerede short covering'e tetikleyeceğini bilmiyorum. Önümüzdeki haftalarda ECB toplantısında açıklanacak karar, ardından non-farm payroll'la beraber beklentiler biraz sona ermiş olacak. Yani Fed'den agresif bir faiz arttırımı gelmeyeceğini, en azından Aralık toplantısında öyle bir açıklama olmayacağını biliyoruz. Dolayısıyla ECB'den gelecek olan kararın ardından faiz indirimi tabi depo rate de olabilir. Şurada açıklanacak olan kararlardan sonra ECB ile ilgili beklentilerde biraz zayıflayacağından bir Euro short covering görebiliriz. Ama tekrar altını çiziyorum. Euro'daki her nevi yukarı hareket satış için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerekir. Cuma günü Avustralya dolarından bahsetmiştik. Avustralya doları önemli bir dirence gelmişti. Şu an için baktığımızda bu direnci aşamadığını görüyoruz. Hemen etrafındaki şurada üzerine doğru bir hareket yapmayı denedi ama bu sabah itibariyle tekrar altındayız. Bu seviyelerin kırılmasıyla 73,5 74'lere doğru bir hareketin başlamasını düşünüyorum. Ama tabii burasının da net bir şekilde kırılması lazım. Dolayısıyla yakından takip edilmesi gereken seviyelerden bir tanesi. Buradaki pozisyon konumlanmaya bakalım isterseniz Avustralya dolarında. Orada da şurada açarsak diplere yakın seviyelerde bir konum pozisyonlanma olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biraz baskının da devam ettiğini söylemek söz konusu olacaktır. Metaller tarafına hemen geçelim. Altın tarafında da bir tepki yükselişinden sonra tekrar satışların geldiğini gördük. Burada hani benim artık sıkıcı olma noktasındayım. Çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Altının çok iyi bir fırsat vereceğini düşünüyorum ama bence bu fırsat 1000'in altındaki seviyelerde daha mantıklı olacaktır. Burada takip edilmesi gereken şu an için, daha önce de öyleydi ama şu an için özellikle gümüş. Gümüşün şurada gördüğümüz 13.98'ler seviyesinin altında bir kapanış yapması ki görüyorsunuz altına kaymaya başladı. Altında bir kapanış yapması son derece negatif olacaktır. Şu an itibariyle gümüşte de yeni dipler yapıyor olmalıyız diye düşünüyorum. Evet, görüyorsunuz yeni dibini zaten bugün yapmış durumda. Gümüşün öncülüğü ele alması, şuradan daha hızlı bir çözülme gelmesi altını da ister istemez peşinden getirecektir. Dolayısıyla altın tarafında da long olma veya tepki için elbette long olunabilir. Yani yanlış anlaşılmasın. Ama ana pozisyon olarak long olma şu an için mantıklı gözükmüyor. Biraz daha bekledikten sonra çok daha iyi bir yerden girebileceğimizi düşünüyorum. Son olarak petrolden bahsederek bitirelim. Petrol aslında Cuma günü oldukça
sert hareketler yaptı. Amerika'dan gelen rig açıklamasıyla beraber, kuyu açıklamasıyla beraber görüyorsunuz 42-70'lere kadar bir yukarı hareket gördük. Ama açıklama kendisini çok fazla koruyamadı. Sert bir satış geldi ardından ve yine başladığı yerlerde bitirdik. Şu an itibariyle baktığımızda çok daha düşük seviyelere gerilemiş durumdayız. RSI artık yavaş yavaş oversold noktasına doğru girmek üzere. OPEC fiyatları dengede tutmak istiyoruz dedi ama çok fazla tabii inanan yok buna. Aylardır normal seviyenin üzerinde bir petrol pompalaması söz konusu. Dolayısıyla burada 45-13'lerin üzerine geçmediği sürece, şurada gördüğümüz seviyeleri aşmadığı sürece long olmanın çok fazla anlamını görmüyorum. Aslında bence dip olması beklenen emtialardan bir tanesiydi. Daha önce de paylaşmıştım. Dibin altından önce burada olmasını bekliyorum. Altın daha pahalıydı, grafikleri de göstermiştim ama şu an için buna dair bir işaret yok. Eski dibini de test edecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla long olmak için çok da acele etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum.